Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Car Parking Multiplayer oynayacağız. Benden beklemediğiniz bir içerik olabilir arkadaşlar bu. Ama bu aralar Car Parking Multiplayer bayağı sardı. 2-3 haftadır. O yüzden de sürekli oynuyorum. Bunu da araçlarımı falan göstermek için sizinle paylaşmak istedim. Hem de birazcık araba süreriz. Burada şöyle size hesabın ID'sini göstereyim arkadaşlar. Buradan bana istek beni ekleyebilirsiniz diyeceğim de ID yok mu lan burada? Burada ID vardı. Ha şurada. Buradan arkadaşlar. ID'yi görüyorsunuz. Buradan bana atabilirsiniz arkadaşlar. Eklersiniz oynarız beraber. Yarış yaparız, araba takaslarız, gezeriz beraber falan konuşuruz. Öyle. Şimdi araçlarımı göstermeye başlayalım arkadaşlar. Ay, ne 132'si dur. Bug oldu. 14 tane aracım var. Hepsini göstereceğiz arkadaşlar size. Göstereceğim daha doğrusu. Başka biri göstermeyecek. Şimdi ilk aracımız böyle bir Tofaş. Yani zaten Tofaş'ın fazla bir iddiası yok. Şöyle göstereyim. 757 HP. Böyle güzel bir Tofaş'ımız. Şimdi şunu şöyle. Şaha kalkarım. Bak şaha kalkan Tofaş. Şunu arkayı basalım. Bak. Bunu en yükseğe getirdim de. Heh, böyle oluyor. Şaha kalkan Tofaş yapıyoruz böyle. Şurada resetleyelim. Böyle daha güzel duruyor. Böyle güzel bir Tofaş'ımız. Zaten bu çok da hızlı gitmiyor. Yani maksimum 290 falan gördü. İkinci aracımıza geçelim. Burada Nissan Skyline GT-R R32'miz var. Böyle güzel bir Hot Wheels kaplaması yaptım ben. Hani Hot Wheels'ın benzeri kaplaması. Bildiğiniz gibi uzun karton bir seri vardı Hot Wheels'ın eskiden. Böyle içinde bu araba da vardı. R32. Böyle miydi bilemem ama ben hatırladığım kadarıyla bu kadardı. Üstünde bir tane polis direnimiz var. Ben bu arabayı 20, 45 milyon paraya sanırım satın almıştım. Üstte şöyle bir tane sirenimiz var. Bu siren de arabanın üstünde geldi. Yani ben satın aldığımda geldi. Araçta ama tamamen bembeyazdı. Hiçbir şey yoktu arabanın üstünde. Sadece siren ve coil'in body kit vardı. Geri kalan her şeyini ben yaptım. Plakası, arkadaki yazımazı, önünde Nissan logosudur. Her şeyini ben yaptım. Zaten çok da bir uğraşılmış bir araba değil arkadaşlar. Böyle güzel bir araçtı bu da. Bu arada 1695 HP. Bunu kısa bir sürelim. İnşallah bu arada oyun sesi çok gelmiyordur. Çünkü bu video 4. çekişim. Yeter artık. Kaç gündür çekemiyorum diyor. Bir ses gidiyor. Bir online girince küfür ediyorlar. Bir şey oluyor falan. Böyle uçuyorum. Şöyle bir sesimizi de yakalım. Kiplane asistant açalım. Şuraya geçtim. Bak 360. Hadi 400 olur musun lan? Yol sonuna. 400 oldu valla. 410. 406, 412'yi gördüm sanırım en son. Oğlum arabanın arkasına ne oldu lan? Bu ne? Önünde bir şey yoktu. Şu arkanın haline bak. Arabanın arkasının yani hayatını kaybetti. Şimdi yeni aracımıza geçelim. Burada Nissan Skyline GT-R R34 var. Bu da yine güzel bir araç. Buna Liberty Walk Hot Wheels'ın bir kaplaması vardı. Onu yaptım. Hot Wheels'ın değil tabii. Yani gerçek hayatta da bunu kullanıyorlar. Hatta ben YouTube'dan baktım. Bundan Hot Wheels'da da vardı diye sonradan aklıma geldi. YouTube'dan bakarak yaptım. Böyle güzel bir araç bu da. 817 HP. Bir şey mi eksikti? Bu 830-40'larda bir şeydi ha. 842. Evet. Hadi brake de takalım. Bunu taksam arkadaşlar çok güzel olacak da. 40 lira verilmez. Böyle 842 HP'li oldu. Güzel bir araç. 103 tane çıkartma var üstünde. 1,5 saat falan uğraştırdı bu beni. Şimdi yeni aracımıza geçtik. Burada Toyota'nın arabası var. Böyle güzel bir araba. Şöyle yavaş yavaş göstereyim arkadaşlar size. Belki siz de yapmak istersiniz. Böyle güzel bir araç. Bu da 628 beygir. Burada yeni aracımız olan Ford'un bir Jeep'i var arkadaşlar. Bu Jeep çok güzel. Biraz kirlenmiş. Hatta bunu beraber yıkamaya götürelim. Yıkarken de size aracı anlatırım ben. Bu aracı ben Matchbox'tan baktım arkadaşlar.
Esnedim, kusura bakmayın. Matchbox'ın aracından baktım. Tabii Matchbox'ta önünde şu... Bir dakika şöyle döneyim göstereyim size. Önünde şu NYPD polis yazmıyordu. Bir de arkasında şu plaka falan yoktu. Onları ben ayrıca ekledim. Sadece şu yan tarafı vardı arkadaşlar. Şimdi hemen gidelim. Grafiklerim biraz kötü olabilir. O yüzden kusura bakmayınız. Cihaz bu kadar kaldırıyor. Yoksa alev topuna dönüyor daha yükseltirsem. Bakalım nasıl yıkanacak. Oh, tertemiz oldu valla. Bakın. Araç parlamaya başladı lan ciddi ciddi. Şu yeni teker de takalım bari. %28 kalmış. Oh, yeni tekerle araba kaymamaya başladı. Güzel oldu ha. Şeyden uçalım mı? Bir saniye arkadaşlar uçalım şimdi. Bak bekleyin. Evet. Şuradan uçacağız iskeleden. Gidiyoruz. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum ama çok keyifli olur buradan uçmak. Şuradan yolu ortalayalım. Bismillah. Oo. İyi uçtuk ha. Çok uzağa gitti. Buraya gelmişken şu burgerdeki parayı da alalım. Burada arkadaşlar bu burgerlerin hepsini alın. Hani bu iş alabileceğiniz yerlerin hepsini alın. Gerçekten çok iyi para veriyor. Şöyle göstereyim. City 1'de bir tane var böyle. Şurada adada da bir tane var. Bu şu para simgesi. Şöyle göstereyim. Bunlara gidip 200 bine iş alıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra size böyle şu şekilde hızlı para veriyor. Şöyle göstereyim. 200 bin verdikten sonra şöyle para veriyor. Bakın şu an paralar geliyor mesela. Ben hepsini aldım sanırım. Şurada var bir tane. Offroad bölgesinde. Şurada. Buradan gidiyoruz gidiyoruz. Şurada çöl bölgesinde bir tane var. Ondan sonra. City 2'de çok fazla var arkadaşlar. Şurada yolda bir tane var şurada. Şurada var. Şurada var. Şurada var. Bir de burada bir tane var. Şurada. Hepsini satın alın arkadaşlar. Yani bir buçuk 2 milyon paranız 1,5 milyon yani 1,4 milyon falan gidiyor sanırım toplam. Ama geliri çok hızlı. Hatta şöyle yeni bir server'a gireyim hemen göstereyim size. Hiç almadıklarım var onları göstereceğim. Lan video devam ediyormuş. Neyse tamam sorun yok. Ben video devam etme diye sustum videoyu kestim diye. Hemen yıkamaya götürelim bunu da. Kirlenmiş arkadaşlar. Temizleyelim hemen inceleyelim aracı. Yıkamak çok keyifli bu arada. Tertemiz ettik vallahi. Lan direksiyon kilitlendi. Lan direksiyon kilitlendi diye gittim çarptım oraya. Evet böyle bir Toyota aracımız var. Wildfire diye geçiyor olması lazım. Ben internetten baktığımda öyle yazıyordu. Şöyle. Fazla bir iddiası yok zaten. Bunu yapmam bir 20 dakika falan sürdü. Böyle güzel bir Toyota. Bu arada jet gibi gidiyor. Az önce sürdüm biraz ama yine de göstereyim. Bunun tekerini yenileyelim bari. Şöyle. Abartılı oturma. Evet geldik yine aracımıza. Bildirim geldi. Olur. Tobi. Evet yine aracımız Ford Mustang GT olması lazım. Yani Mustang'in eminim de GT'sinden emin değilim. Her yerinde GT yazıyor ama bakalım. Görmüş olduğunuz gibi böyle güzel bir Mustang. Şurada bir sürü logomuz var. Bunu da bu arada ben yapmadım. Bunu kaça satın almıştım? 12 milyon ama. 12-13 milyon gibi bir şey satın almıştım arkadaşlar bu arabayı. Böyle. Şurada Ford falan yazıyor. Şu plakayı burada yenileyeceğim. Şunu şöyle göstereyim. Bunun yeni halini yapacağım. Yeni dediğim yani direkt mesela şöyle bir plaka yapacağım. Yani direkt Ford yazmayacaktı orada. Böyle güzel bir Ford'umuz. Normal bir beygirde. 925 HP. Her şeyini yükseltilmiş. Şöyle göstereyim. Burada bütün araçları böyle arkadaşlar. Her şey yükseltilmiş halde. Burada Toyota Supra'mız var. Böyle Advan çıkartma. çıkartma yaptım. Şu arabanın aynısından. Ama biraz daha detaylısı. Şöyle. Şurada yine 50 tane marka var yanda. Kocaman Advan yazıyor. Burada şey de yapacaktım bunu normalde. Şöyle hemen gidelim. Neredeydi o araç? Ha, şu. Bunu da yapacaktım. Bunun Hot Wheels'ı var. Bildiğiniz gibi Nissan 180 SX olması lazım bu. Yani öyle gözüküyor. Çünkü Hot Wheels'teki de aynı.
15,99 olmuş. O yüzden yapamadım arkadaşlar. Eğer oyun parasıyla olsaydı yapacaktım. Böyle. Şu üstte de yine birkaç tane bir şeyler yazıyor. Arkada şöyle Amerika plakası yaptım. Böyle güzel bir araba. Bakalım. 9831 HP. Şimdi yeni aracımıza geldik. Toyota Hilux. Böyle çok güzel bir araç. Bu arada full coil'li bir body kit var üstünde. Böyle. Bunu da YouTube'dan bakarak yaptım. Üstünü de şöyle göstereyim. Böyle. Jantları da parlak bir beyaz böyle. Bu arada bu araç 1700 HP. Yani 1695. Bunu da bir sürelim. 1695'leri burada sürmek çok keyifli olduğu için sürüyorum. Yani hava atmak amaçlı değil. Bıy. Allah tamam. Sakin ol koçum. Sakin ol. Lan, oha dışarı çıktık ya. Şu araba kesin battı he. Yok batmamış iyi. Araba batmadan çıkalım da bari 2 saat yıkamayla uğraşıyoruz ondan sonra. Böyle güzel bir Toyota Hilux'tu bu da. Yeni aracımıza geldik. Bu da Corvette C8. Chevrolet'in en iyi araçlarından benim düşüncem hani tasarım olarak. Motoru düşünülebilir ama tasarım olarak bence mükemmel bir araç. Ben bir de coil'in body kit yaptık üstüne. Şöyle. Ne kadar saçma oldu lan. Şöyle yapalım daha iyi olur. Böyle güzel bir Corvette. Bu aracı da bir çıkartma falan olmadığı için. Böyle çok da bir iddiası olmadığı için geçiyoruz. Ama güzel bir araç yani bayağı iddialı. Hani çok bir iddiası yok dedim sonra bayağı iddialıyım değil mi lan? Evet benim bir patlama geçiriyordu orada. Burada güzel bir Bentley Continental GT'miz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim siz de yapmak isterseniz diye. Ben en sevdiğim 2-3 tane araç var onları size gösteriyorum. Şöyle şu yani sadece yan taraflarda böyle çıkartma yaptım. Arka önde hiçbir şey yok. Sadece şurada bir plaka var. Bentley logosunu yapmak denedim ama çok zordu. O yüzden hepsini geri sildim. Bir tanesini yaptım. Ama bir tanesi yan tarafta olduğu için çok kötü duruyordu. Öbür yanda da olması gerektiği için. O yüzden hepsini sildim. Böyle güzel bir Bentley oldu. 1695 HP bu da. Bunu sürmeye gerek yok ama zaten 1695'e nasıl gittiğini biliyorsunuz. Hile değil yani benimkiler. Yine aracımıza geçtik. Burada Koenigsegg Agera R var. Bu da çok güzel bir araç. Krom kaplama. Bu arada ben bir şeye gelecektim. Onu yapayım. Şunu şöyle çekecektim. Ha, biraz daha koyu renk olsun diye. Böyle. Olmadı lan. Geri oraya alalım. Böyle daha iyi oluyor. En azından biraz daha yani açık renkte. Güzel bir 1406 HP bu arada ama 1695 HP gidiyor yani jet gibi gidiyor. Ben onu da göstereyim size. Yine motor yükseltmelerin hepsini yaptım. Bir tek bir tanesi beygir azaltıyordu onu yapmadım. Böyle. Görmüş olduğunuz gibi jet gibi gidiyor. Durabilirse iyidir. Yan tarafı evet. Evet. Arabanın yan tarafı bildiğin tavaya döndü. Evet benim hesabım bu şekildeydi arkadaşlar böyle. Şimdi bunu göstermedim lan ben. Evet, bunu göstermedim. Dur bunu da gösterelim. Böyle Ford Transit'in bir çekicisi var arkadaşlar. Zaten hiçbir şey yapmadım arabaya. Şöyle. Niye hiçbir şey yapmadım? Çünkü yapmaya daha yeni başlamıştım ama dayanamadım. Videoyu çekmeye başladım. Sadece ön tamponunu siyah boyadım. Bir de şu önde üstte falan oraya bir şey var ya arkadaşlar. Ona öyle bir şey takıyorlardı. Onu yaptım. Şu an araç yarım. Belki tamamen yapılınca size atarım. Şu an bu proje şeyinde. Proje grubunda. Proje. Neyse ya. Söyleyemedim bir. Şöyle arkadaşlar size göstereyim. Bu da jet gibi gidiyor. Yani bir çekici olduğuna bakmayın. Çok hızlı. 200'e giden çekici gördünüz mü siz? Şöyle. Bu içi var mı lan? Sanırım içini yüklemedik ama. Evet içini yüklememişiz. Böyle güzel bir Ford Transit bu da. Başka bir araç kalmadı sanırım. Bakalım. Gösterdik. Şu favori aracımla hızlı bir şekilde giderken videoyu bitireceğim arkadaşlar. 14-15 dakikalık bir video oldu. Güzel oldu.
Bir hatam olduysa söyleyin. Yani bence yoktur ama. Şu içini de göstereyim lan. Ben bunun içine hiç bakmadım ha. İçi güzelmiş aslında. Şurada ekranı var. Amacı çok iyi lan. Bayağı gerçekçi yapmışlar. Bu sen böyle 6 liralık bir gerçek parayla satılan bir arabaydı bu. 6,29 mu? 7,29 mu? Ne öyle bir şey. Bakalım biz süre ne kadar para birikmiş burada. 1280. Şöyle alalım. Şöyle arkadaşlar buradan gaza basarken de videomuzu bitirelim. Gerçekten çok güzel bir video oldu bu arada. 180 aboneye kadar yükseldik arkadaşlar. Sizin için teşekkür ediyorum. Sizin için de size teşekkür ediyorum. Lan benzin bitiyor. Neyse onun bir şey olmaz. 200 abonede güzel bir yayın yaparız. Fortnite yayını olabilir falan. Bu hızla yükselmemiz için de size çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çünkü hani biz bir hafta önce 175'tik. Şu an 180'iz yani. Bir haftada 5 abone gelmiş. Hoş gelmiş. Ne oluyor? Lan ne oldu? Çok kötü şeyler yaşanıyor arkadaşlar. Araca bir şey oldu kesin. Yok olmamış. Böyle çok güzel bir görüntüsü var aracın. Burada videonun kapağında büyük ihtimalle görmüşsünüzdür siz bu aracı şu şekilde. Çünkü ben videoya girmeden önce çektim. Çok güzel gözüküyor. Bu videomuzun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şöyle basalım da 200'de 300'de bitireceğim hadi. Tıttırı 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 tıttırı. 300'e geldik benzin bitti lan.